Selamünaleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız güzel dostlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz deyiz. Böyle karşınıza böyle çiçeği açmış hani çiçeklerle çıkmak çok güzel verici, heyecan verici bir durum. Sizlere anlatmak istiyorum böyle. Geçen haftalarda bildiğiniz üzere benim dikenler tacı çiçeğim çiçekteydi, tomurcuktaydı. Biliyorsunuz dikenler tacının birkaç çeşidi var, çeşitleri var bildiğiniz üzere. Benim bu dikenler tacım, biz iki kişi yaptığımız için bu kanal bizde daha fazla, çok fazla var. Sadece benim elimde olan bu cins dikenler tacı, mesela dinlenerek açıyor. Dinlenme süresine giriyor. Dinlenme süresine giriyor ve ondan sonra açmaya başlıyor. Peki dinlenme süresi nedir? Güzel dostlarım, iyice de çiçeğini döküyor ve tekrar 1-2 hafta sonra bakın şu hale geliyor. Tomurcuk haline geliyor ve tekrardan açmaya başlıyor. Ama diğer dikenler tacı çiçeğimiz ise tüm 7-24 açıyor. Yaz kış açan bir çiçek yani onlar. Benim bu dikenler tacım ise dinlenme sürecine giriyor ve bu beni üzüyor. Tekrardan böyle çiçeklerini döküyor ve tekrardan tomurcuğa geliyor. Şunu söylemek istiyorum. Şöyle yaprakların parlaklığına bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Ne kadar parlak, ne kadar canlı görüyorsunuz. Ben bunu hani üstten sulama yapmıyorum. Mesela sulama derken yapraklarını sulamadım. Bakın yani bu su falan diye bunun parlaklığı, yapraklarının parlaklığı. Peki bu yapraklar nasıl bu kadar parlak oluyor? Onları anlatacağım sizlere. Bir tek bu dikenler tacı değil. Bakın salon çiçeğimin yaprakları da çok parlak. Şöyle göstereyim. Parlaklığını görüyorsunuz değil mi dostlarım? Bakın ne kadar parlak ve ne kadar canlı. Bakın güzel dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakın bu çiçeğim de ne kadar parlak olduğunu görüyorsunuz. Salon çiçeğidir, salon bitkisidir. Muhakkak dostlarım, şu an bu parlaklığını korumak istiyorsanız sürekli tozlarını alın ve tozlarından hava alsın ki bu çiçeğimiz böyle parlasın, güzelleşsin ve yaptığımız kürler de çok güzel etkiliyor. Tekrardan burada mum çiçeğim var. Hatta mum çiçeğim çubuğundan şöyle düşmüş onu göstereyim sizlere. Güzel dostlarım. Mum çiçeği ise şöyle yapraklarının parlaklığını göstereceğim sizlere. Birkaç adı da var. Mum çiçeği böyle üstünde yaprakları böyle desenli olur güzel takipçilerim. Yani kir falan değil onu da söyleyeyim sizlere bakın. Ne kadar parlak, ne kadar güzel görüyorsunuz demeyi. Kesinlikle toz değildir. Bakın ellerimle de gösteriyorum. Veya başka değildir. Çünkü bu mum çiçeğin özelliklerinden biridir. Böyle desenli olması. Buradan tekrardan yeniden bana dal verdi. Bakın dal verdiği koyu yeşil. Mesela bu koyu yeşil. Bu azıcık böyle çağla yeşil gibi, fıstık yeşili gibi bir renk oldu. Ve ben bunu çubuğuma bağladım. Burada ise bakın tekrardan dostlarım. Dikenler tacım var. Bildiğiniz üzere ben bu dikenler tacımı aldım alalı hiç açmadı. Ve ben bunu komple budadım. Ve yaprakları böyle kötü kötüydü. Ve görüyorsunuz çok güzel sonuçlar almaya başladım. Yeniden yapraklandırdım. Allah'ın izniyle bu birazcık daha büyüdükten sonra inşallah bana güzelce şuradaki dikenler tacı çiçeğim gibi güzel verip güzel açacaktır. Peki benim bu yapraklarımın çiçeklerimin neden böyle parlak, neden böyle güzel olduğunu bak sizlere anlatacağım. Bir işlem yapacağım. Ona da çok borçluyum. Yani dostlarım parlaklığının, güzelliğinin sebebi ve şimdi o işlemimize geçelim. Evet dostlarım. Mucizevi kürümlerden birisidir. Peki bu kür nedir? Bu kırmızı pancar. Güzel dostlarım. Peki kırmızı pancar ne işe yarar ve nasıl uygulamamız gerekiyor? Onları da göstereyim. Ben sizleri videoda sıkmamak amaçlı daha önce hazırladım. Bu kırmızı pancarımızı soyuyor. Soymadan önce haşlıyoruz. Veya öyle de yapmayabilirsiniz. Soyup da haşlayabilirsiniz. Haşladıktan sonra güzel dostlarım blenderımızın içine bir su bardağı kadar veya pancarınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişir. Eziyoruz iyicene. Daha sonra süzekten geçiriyoruz ve böyle tanesiz pancar suyu
ilave ediyoruz. Yani böyle elimizde oluşuyor. Peki bu ne işe yarar? Onları anlatacağım. Hem uygulayacağım hem de anlatacağım sizlere. Bakın güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Burada 1 litre suyum var. Ve 1 litre suyumun içine çay bardağını görüyorsunuz. Normal hani herkesin evinde bulunan bile çay bardağı. Çünkü artık hani herkesin evinde bulunur deyince yanlış anlamayın. Çünkü artık büyük bardaklara geçtik ya. Bu küçük normal minimum çay bardağından bu kadar dibine koyuyoruz. Yani burada 2 yemek kaşığı falan oluyor. Ben yemek kaşığıyla uğraşmayayım diye bardağın tabanından gösterdim. Bunu ben püskürtümü içine alıyorum. Şöyle bakın. Gözünüzün önünde. Karşısında bakın şeffaftı. Hani dışından çok belli olmuyordu. Rengi değişti görüyorsunuz. Şimdi bunu ben şöyle alıyorum. İyice ne çalkalıyor. Görüyorsunuz güzel dostlarım. Hatta bakın rengini size göstermek amaçlı. Şuraya sıkıyorum. Bakın rengi böyle morumsu gibi bir şey oldu. Görüyorsunuz. İyice rengini aldı. Şöyle bezimle siliyorum ve yapraklarını uyguluyorum. Yapraklarını uygularken de sizlere anlatacağım. Dostlarım bu vitamin pancar çok vitaminli bir üründür ve çiçeklere çok fazla faydası vardır. Bu da çiçeklerinize doğal vitaminlerini veriyor. Evimizdeki bütün artık bitkiler olur, sebzeler olur, ondan sonra meyveler olur güzel dostlarım. Bu tarz ürünleri çiçeklerimize uygulamamızda fayda var. Mesela ben portakal, mandalina, elma, muz kabuklarını hiç atmıyorum dostlarım. Biriktiriyorum, onları ıslatıyorum ve onların sularını veriyorum. Aynı şekilde C vitamini. Bu pancar da çok fazla vitamin olduğu için pancarın bir de şöyle bir özelliği var. Nasıl insanlarda cildi parlatır, güzelleştirirse aynı şekilde çiçeklerde de güzellik sağlıyor. Bakın tekrardan gösteririm. Üzerine sıktım ve ne kadar parladı. Görüyorsunuz değil mi? Normal suda bu etkiyi yaratamıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Hem besliyor hem güzellik katıyor. Daha sonra ise hem de çok güzel vitamin sağlıyor. Çok fazla da sıkmadım. Üzerlerine sıktım. Çünkü yapraklarında çok fazla suyu atamayınca bu sefer çürüme de olur. Ona da dikkat edelim. Çiçeklerimizin besleyici olması için, güzel parlaklı olması için bu vitamine ihtiyacı var. Ayrıca yapraklarından hariç köklerinin de sağlam olması lazım. Ve bütün işlemi görüyor dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Muhakkak bunu 3 ayda veya 4 ayda yapın. Çünkü pancarın vitaminleri, mineral açısından çok geniş. A, E vitamini var, protein var ve magnezyum var. Ve magnezyum desteği çiçeklerimize hani çok gerekli desteklerden biridir. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum güzel dostlarım. Açıklamada da söyledim nasıl yapılacağını, nasıl kullanacağını. Çünkü ben çok fazla yaptım. Diğer çiçeklerime de vereceğim. Verecek olduğum için fazla yaptım. Azar azar sıkın. Çok fazla da sıkmayın. Güneşte bu işlemi yaptıktan sonra birkaç saat güneşte durmasın çiçekleriniz. Çünkü üzerinde böyle sulu kür olduğu için çiçeklerinizin yapraklarını yakmasın güzel takipçilerim. Hani güzelleştirmek isterken kötü bir durumla da karşılaşmayalım. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arsoy'un Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arsoy'un Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana oradan da ulaşabilirsiniz güzel dostlarım. Size en güzel olan Allah'a emanet ediyorum ve çiçekli günler diliyorum.